Arkadaşlar herkese merhabalar. Pandemi dediğimiz olay hayatları alt üst etti. Bugün pandeminin bizlere neler yaşattığı üzerine konuşmak istiyoruz. Yasaklar bir geliyor bir gidiyor. Bir sokağa çıkmak yasak, bir akşam dışarıya çıkmak yasak, içeri girmek yasak. Sağa selam vermek yasak, sola selam vermek yasak. Eşine, dostuna sarılmak yasak. Kısaca bir yasaktan dünya oldu ve hapishane gibi bir hayat yaşıyoruz. Koronanın bizi öldüreceğinden korkuyoruz arkadaşlar. Bu doğru bir şey. Ama bir başka bir şey daha var ki bazen ölüm korkusuyla yaşamak da aslında bizi en çok tedirgin eden şeylerden bir tanesi. Evet, ölüm korkusuyla yaşamak, her an öleceğini düşünmek. İşte şuraya dokundum, acaba burada virüs var mı? Şuraya dokundum, burada virüs var mı? Bu bizim psikolojilerimizi alt üst etmiş durumda arkadaşlar. Aynı zamanda başka bir olay daha var. Bununla beraber bir geçim derdi dediğimiz bir derdimiz var. Yani sokağa çıkmazsak aç kalıyoruz. Çıkarsak virüs bulaşıyor. Bu işte girdabın içerisinde bir nevi nefes alamaz duruma düşmüşüz. Bu yüzden insanlarda, gençlerde büyük psikolojik sorunlar oluşmaya başladı ve özellikle de gençler ve yaşlılar, çünkü yaşlılar dışarı çıkmakta zorlanıyorlar. Zaten kendilerine ölüme yakın hissediyorlar. Her an ölecekmiş gibi duyguları var. İşte bu duygular olunca da arkadaşlar psikolojiler alt üst oldu. Bu çıkmazdan, bu bumerangtan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor? Asıl bunu konuşmak gerekiyor. Bundan sonraki dönemlerde benim görüşüm o ki en çok bundan sonraki belki 10 yıl, 15 yıl bu nesil psikologların, psikiyatristlerin kapısında nöbet tutmuş olacak ya da nöbet tutmuş hale gelecekler. Ve bu sebeple de arkadaşlar kendilerini hayatların içerisinde o psikolojik sarmalın içerisinde görecekler. Çıkmaz sokağa girecekler. İşte bunun için yapmamız gereken şey arkadaşlar, doğru adımlar atmak. Şu anda çocuklarımızı, özellikle de gençlerimizi, çocuklarımızı doğru motive etmemiz gerek. Peki arkadaşlar, bu süreçte ne yapacağız? Gerçekten bu süreç zorlu bir süreç. İnanın bunun çözümü, çözümlemesi de çok zor. Bunun üzerine sosyologların, psikologların, psikiyatristlerin ve bu ülkeyi yönetenlerin kafa yorması gerekiyor. İnanın çocuklarda çok büyük travmalar oluşmuş durumdalar. Çocuklar artık sokağa çıkamamaya başladılar. Bir şeye dokunamamaya başladılar. İnsanlarda mesafe koymaya başladılar ve dijital bir dünyanın içerisinde boğulup gidiyorlar. Bu çıkmazdan mutlaka bu dünyanın kurtulması gerekiyor. Artık çocuklarımız ne yaparsak yapalım bir şekilde normalleşmeye gitmeli ve bir şekilde arkadaşlar bu sorunu sosyalleşerek çözmeliyiz. Mesela okulların kapalı olması, biz okulları sadece işte eğitim amaçlı düşünüyoruz. Yani matematiği, fiziği, kimyayı, aslında orası tam bir sosyalleşme alanı. Eskiden biz çocuklar olaraktan sokaklarda sosyalleşebiliyorduk. Yani mahallemizdeki parka iniyorduk, yola iniyorduk, top oynuyorduk, ip atlıyorduk ve benzeri oyunlar oynuyorduk, sokak oyunları. Ama bugün gençler bunu da yapamıyorlar. Okula gidip arkadaşlarıyla da bu ihtiyaçlarını gideremedikleri için de arkadaşlar şu anda bir çıkmazın içerisindeyiz. Ve bu özellikle arkadaşlar aileler içerisinde büyük geçimsizliklere, problemlere sebep oluyor ve boşanmalara sebep oluyor. Gençler arasında da intihar etme oranları artmaya başladı. Geçen yapılan bir araştırmada neredeyse aylık 60'ın üzerinde insan bu dünyaya veda ediyor, intihar ediyor. İşte bu bilinmezlik, bu çıkmaz için mutlaka televizyonlarda, sosyal medya ortamında insanları mutlu edecek, hayatın güzel yanlarını da gösterecek yayınlar, programlar yapılmalı arkadaşlar. Hep korona gelecek, sizi yiyecek, sizi bitirecek diye düşünüyoruz. Öbür yandan da korona bittiği zaman zannediyoruz ki sanki korona bitti, dünyada ölüm bitiyor. Hayır, ölüm bir gerçekle karşı karşıya olduğumuzu öncelikle bunu anlayacağız. Ölümü yok edemeyeceğimizi bileceğiz. Aynı şekilde koronanın da bir ölüm aracı olduğunu sadece bilmemiz gerekiyor. Biz tedbirimizi alacağız ama onun haricinde ya korona geldi, gitti, bitirdi, tüketti diyerekten de arkadaşlar
bu yaşamı, beyin yaşamımızı, psikolojik yaşamımızı felç etmek durumunda da kalmamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten büyük bir korku oluşturdu. Bu korku beyinlerde, bilinçlerde travmalara sebep oldu. O yüzden bugünden tezi yok. Hatta gerekirse arkadaşlar bununla ilgili ülkede bir bakanlık bile kurulmalı. Nasıl ki deprem için bir tedbirimiz varsa ya da almak durumundaysak, yangın için nasıl böyle bir şey yapıyorsak, kuraklık için nasıl bir kafa yoruyorsak arkadaşlar, bilim insanları da bu noktada toplanmalı. Mutlaka arkadaşlar bu konuda kafa yormalı, bir çözüm yolu bulmalı ve bir rota belirlemeliyiz gelecek adına. Bu Türkiye için de geçerli, bu dünya için de geçerli. Ama hani klasik söz var ya, kapitalist sistem sadece aşı üretip satmak derdine düştüğü için psikolojileri unuttu, yaşamları, yaşanmışlıkları unuttu ve bizi robotlaşan bir insana dönüştürdüler. Bu yüzden bizim bu çemberi kırıp bir an önce arkadaşlar özgürlüğümüze kavuşmamız lazım. O yüzden korona evet öldürür ama arkadaşlar tedbirimizi alırsak bunu atlatabiliriz. Ama insanı yavaş yavaş öldüren şey ise yalnız kalmak, kimsesiz kalmak ve ölüm korkusuyla sürekli yaşamak, psikolojik bunalımlar, bunlar da en büyük sorunlar arkadaşlar. Evet, bu yayını burada noktalıyorum. Bizi takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen videomuzu beğenmeye, like atmaya devam edin.